İlçe başkanlarımız, belediye meclisimizin kıymetli başkan vekili ve üyeleri, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli yöneticileri, değerli hemşerilerim. İyi Parti 3. olağan il kongresinde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 4 yıl önce bir ittifak kuruldu. Yerel yönetimlerde birlikte seçime girildi. Bu ittifakın mimarı Sayın Genel Başkanımıza tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Efendim, bu ittifak yapıldı, belli sonuçlar da alındı ve neler değişti? Kısaca bu zihniyet değişikliğinden bahsetmek istiyorum. Her şeyden evvel artık Ankara'da şeffaf bir yönetim var. Katılımcılık var, işbirliği var. Tek başına hiçbir şekilde kararlar alınmıyor. Bunun da yansımasını görüyoruz. Yaptığımız bütün harcamaları mutlaka vatandaşımızla paylaşıyoruz. 3300 ihalemiz canlı yayınlandı Sayın Genel Başkanım. Bizimle birlikte birçok belediye de bunu canlı yayınlamaya başladı. Maliyetleri pankartlara asıyoruz. 1800 bileşeni olan kent konseyimiz var. Üniversitelerle işbirliği yapıyoruz. Bütün harcamalarımız internet sitesinde yayınlanıyor. Sayıştay raporları dahil tüm mali verileri yayınlıyoruz ve halkımıza hesap veriyoruz. Elbette büyük projelerimiz de devam ediyor. 25 yıldır yapılmayan altyapı çalışmaları hızla devam ediyor. Sayın Genel Başkanım, daha önceden biz bilmiyorduk. Burası başkentti. Hep mağduriyetten bahsedilirdi ama iş başına geldik, baktık ki Ankara'nın köyden olmayan mahallelerin birçoğunda kanalizasyon açıktan akıyor. Asbestli borular var. Su yok. Ben zannediyordum ki bir tek köye tankerle su gidiyor. Yüzlerce köye tankerle su gidiyor ve hala bunların birçoğunda çözmeye çalışıyoruz. Olmayan bisiklet yolları, kreşler, çağdaş belediyecilik adına ne gerekiyorsa bunların hepsini yapıyoruz. Ancak belediyecilik deyince biz kentte yaşayanların yanında olmak, kimseyi ayırt etmeden hizmet etmek, halkın sağlığını ve canını önceleyen projelerle yüzlerde tebessüm oluşturmak istiyoruz. Biz belediyeciliği halka temiz su temini sağlamak, kanalizasyon hatlarını kapalı sisteme almak, Polatlı gibi 30 yıldır temiz su bekleyen bölgelere 107 kilometrelik altyapı çalışması yapmak, çiftçimizin koluna girerek onların yanında dimdik ve kararlı bir şekilde yürümek olarak görüyoruz. Hayali yatırımlara, çöp projelere verecek tek bir kuruş dahi yok. Biliyorsunuz sizinle birlikte gezmiştik ve sık sık bunu dile getiriyorsunuz. Belki Türkiye Cumhuriyeti'nde asrın batık projesi Anka Park yoluyla halkın alnının terinden elde ettiği paraları nasıl çarşı izlediğini sizinle birlikte gördük. Bizler hayali çöp hiçbir projeye para harcamıyoruz. Kendi cebimizden harcamayacağımız hiçbir parayı vatandaştan alıp bu tür yerlere harcamıyoruz. Sadece ve sadece asli ihtiyaçlarına harcıyoruz. Sayın Genel Başkanım, bir başkent kart tanıtımı yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Daha sonra Sincan'da ziyaret ettiğiniz bir evde bunu da görmüştünüz. Eskiden kapı kapı paket dağıtılıyordu ve şu anda bir elin verdiğini diğer el görmeyecek şekilde başkent karta para yüklemek suretiyle, tüm harcamalarını bunun üzerinden yapmak suretiyle artık bir kişiden değil, hem esnafı destekliyoruz hem de aileler gerçek ihtiyaçlarını almaya başladılar. Kimin yardım aldığını bu kentte hiç kimse bilmiyor. Fakat biz bunu sadece sosyal yardım alanları destek olarak görmüyoruz Sayın Genel Başkanım. Bunların çocukları var. Üçüncü nesildir destek alıyorlar. Ve yokluğa mahkum edilmişler bugünkü ekonomik sistem sayesinde. Nereye kadar gidecek bu? Bunun bir tek çözüm var, onların çocuğunu okutmak. 6500 tane ilkokul öğrencisinin servis ücretini karşılıyoruz. Sizlerin de Demre Belediyesi'ne bizzat şahit olduğunuz gibi ne kadar engelleseler de ilk başta 14.000 olmak üzere 60.000 kadar öğrenci, ilkokul öğrencisine kantin desteğinde bulunuyoruz. Yine destek alan ailelerin 42.000 tane evladına artık ücretsiz ulaşım desteği sağlıyoruz. Bunun gibi desteklerimiz devam ediyor. Kırtasiye desteği yapıyoruz. Kırtasiye desteği yaparken efendim sadece kırtasiyecilerden alışveriş yapıyorlar. Onları da üç harflere mahkum etmiyoruz. Esnaf da para kazanıyor. Biz buna yeni nesil belediyecilik diyoruz. İstiyoruz ki onlar da akranlarıyla eşit şartlarda büyüsünler ve eğitim görsünler. Ve aynı zamanda sözlerimizden birisi Ankara halkını zengin etmek demiştik. Kırsal kalkınma desteklerimizle belki Türkiye'de ilk defa Tarım Bakanlığı'nın yapması gereken köylülere tohum yardımı, gübre yardımı, mazot yardımı ve ayrıca kurduğumuz bir sistemle, sepsi sistemiyle, kırbiz sistemiyle 33 bin çiftçinin üretimini izliyoruz. Eğer herhangi bir şekilde üretimde aksaklık varsa kendilerini bildiriyoruz. Şimdi gezer mobil araçlarla tarımsal olarak
toprak analizi yapmak suretiyle bundan sonra ne üretmeleri konusunda da destekte bulunacağız. Bunun şu faydası var efendim. Çoğu çiftçiliği bırakmış. Ankara'nın arazisinin %97'si boş. %3'e sıkışmış. %50'si tarıma uygun. En güzel model tarımsal olarak bunları kalkındırma modeli. Zaten en iyi yaptıkları iş. Ama yıllardır tarım desteklenmediği için tarımı bırakmışlar. Şimdi sulu tarıma geçmeleri yönünde de destekte bulunarak onların tekrar üretime katılmalarını sağlıyoruz. Zaten gördüğümüz gibi iklim krizi nedeniyle de artık gıda erişim çok zorlaşacak. Şimdiden bu yönde iki yönlü tedbirimizle almış oluyoruz. Efendim şu konuyu söyleyerek sözlerime son vereceğim. Hatırlarsanız seçimden önce korkutma yolunu seçtiler. Bir sürü iftiralar attılar. Dediler ki sosyal yardımlar kesilecek. Bırakın kesmeyi. Teslim aldığımızda 181 aile vardı. Pandemi ve ekonomik kriz nedeniyle şu anda 208 bin aileye destekte bulunuyoruz. Ve üstelik bunu çok modern bir şekilde yapıyoruz. Türkiye'de yine ilk defa 208 bin aileye 13 aydır düzenli şekilde çocuklarına protein yedirsinler diye et yardımı yapıyoruz. Efendim çalışanları işten atacaklar diyorlardı. Şimdi aynı senaryolar konuşulmaya başlandı. Bırakın işten atmayı. Çalışanlar gerçekten emeğini veren insanlarla birlikte çalışıyoruz. Onları ne maçlara zorla götürüyoruz ne de mitinglere zorla götürüyoruz. Yine muhalefet belediyesi ne yapacak? Bu kadar borcu var belediyenin. Gelirse daha ilk ay maaşı ödeyemezler iddiasına bulunmuşlardı. 4 katrilyon borçlarını ödedik. Faizli borçlarını. Gider ayak müteahhitlere ödedikleri ve hatta bazısı 3 yıl ödemesiz. Yani kendilerinden sonraki döneme bıraktıkları faizli borçlar dahil 4 milyar civarında faizli borçlarını ödedik. Şikayet etmiyoruz. Sadece bu değil efendim. Bizden önce Çayyolu metrosunu Ulaştırma Bakanlığı'na devretmişler. Çayyolu metrosu bitirilmiş, belediye devredilmiş. Demişler ki bilet bedelinin belli gelirini bize ödemek suretiyle bu borcunuzu ödeyeceksiniz demiş. Şimdi metrolarla övünüyorlar ya. Birdenbire ben 8 Nisan'da devraldım. 28 Nisan'da bir kararname çıktı. Artık bütçenin %5'iyle ödeyeceksiniz. Şimdiye kadar 55 milyon ödememiz gerekirken 1,5 katrilyon para ödedik. Ankara halkının parasını oraya ödedik. 4 ay şu anda kesintileri iptal ettiler büyükşehirlerin. Ama 170 milyon tutarındaki gene bunu o tasrifin dışında bıraktılar. Onu ödemeye aynen devam ediyoruz. Buna rağmen Fitch raporunda Türkiye'nin kredibilitesi en yüksek belediye olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi de ilan edilmiş oldu. İşte belediyelerimizle başlayan bu yeni anlayışın Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Millet İttifakı'nın iktidarında tüm Türkiye'ye yayılacağına yürekten inanıyorum. Nasıl Millet İttifakı'nın bütün Türkiye'deki belediyelerinde önceden yaptıkları korkutmaların tam tersine insanlar daha mutlu, huzurlu yaşamaya başladılarsa inşallah 14 Mayıs'tan sonra Millet İttifakı adayının da belirlenmesi ve seçimlerin kazanılmasıyla inşallah Türkiye'de aynı refah huzura kavuşacaktır. Bu duygularla İYİ Parti'mizin Ankara 3. Olağan Genel Kurulu'nun Ankara'mıza, ülkemize iyilik getirmesini, iyiliklere vesile olmasını diliyorum. Bizler Millet İttifakı olarak uyum içerisinde ülkemizi aydınlık geleceğe taşıyacağımıza yürekten inanıyoruz. Başta Sayın Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener olmak üzere burada bulunan tüm yöneticilerimize, milletvekillerimize, hemşerilerimize, İYİ Parti ailesine en içten sevgi ve saygılarımı sunuyor. Kongremizin hayırlı olmasını diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.